Evet sevgili üstad, Uğur, Uğur dedik. Bu güzel eserin yazılışında ben de en azından şahit oldum. Gündüz Hanım'ın bir yazdı. Gerçekten. Beni çok duygulandırdı. Bu arada günümüzle ilgili bir şey daha soracağım. Az önce Ceylan bu konuya değindi. Siz de günümüzde. Ben de diyorlar ki Türkiye'de her şey düzeldi. Ekonomi düze çıktı. Teğet geçti. Belki biz biraz işi siyasete götürüyoruz ama evet. Zaten insanın yaşamı siyaset değil mi? Nefes alıp vermesi siyaset değil mi? Bu anlamda günümüzde bu hani ekonomik düzlük, teğet geçmeler, krizlerin olmaması, işsizliğin çoğalıp da az göstermeleri, efendime söyleyeyim bu ne diyorlar, enflasyon olayı, hani yukarıda rakamlardan oynuyorlar ama çarşıda biberinden oynamıyorlar bir türlü. Soğanın kilosu evet. 3-4 lira. Yani bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi Bektaş'ı bir Ramazan günü giderken durmuş çeşmeden su içmeye başlamış. Karşıda gelen biri demiş ya Erenler ne yapıyorsun? Demiş ya hiç sorma dün bir halk yedim ağzımı çalkalıyorum demiş. Bunlar ağızlarını çalkalıyorlar. Hiç kimsenin hiçbir şey düzelttiği yok aslında. Kandırmacadan başka da hiçbir şey değil. Bak diyeceksin ki vatandaş inanmıyor mu? Tabii ki inanmıyor bir kesim insanlar. Önünü göremeyen, sadece bakmakla kalan, işitmeyen. Çünkü duymakla işitmek aynı mana değil. Biz söylediğimiz sözleri diyoruz ki işitin, duymayın. Onun için Türkiye'de hiçbir şey düzelttiği yok. Yani enflasyon nasıl tek rakamda ben bilmiyorum. Bir evin kirası 500 liraysa, bir emeklinin maaşı da 650-700 liraysa nasıl enflasyon tek rakam olur? 200 lirayla bir insan nasıl geçinir? Çoluk çocuk besler. Ben bunun hesabını yapamıyorum. Ha, bu konular uzun konular. Diyeceksiniz ki biz vekil değiliz, bakan değiliz, başbakan değiliz. Biz halkız. Halk da ne bileyim işte baş işiye diyeceksek. Hani diyor ki Abdurrahim Karakoç, yalan dolan ile devran gütmeyi biz ne bileh begim? Büyükler bilir. Milletin başına çorap örmeyi biz ne bileh begim? Büyükler bilir. Viski, vodka içip keyif çatmayı, dansöz bucağında stres atmayı, milleti bölmeyi, vatan satmayı biz ne bileh begim? Büyükler bilir. Rüşvet almak, rüşvet vermek nasıl şey? Hazineden para çalmak nasıl şey? Terlemeden zengin olmak nasıl şey? Biz ne bileh begim? Büyükler bilir. Seyrederken ana baba filmini hissederiz, baskısını, zulmünü. Bütün dinleyenlerden, görenlerden özür diliyorum. Lisan süslü, namussuzluk ilmini. Biz ne bileh begim? Büyükler bilir. Biz küçük olduğumuz için de fazla bir şey bilemiyoruz. Bilenler bu kadar biliyorlar. Peki burada ben bir başka şey diye sormak istiyorum. Aklıma sen onu söylerken geldi de. Karacaoğlan'ın türkülerinde sık sık zülüflerin yanağa inmesinden bahseder, o saçlarının güzelliğinden bahseder ki kaç yüzyıl önce. O zülüfleri şimdi kapattılar. O miras mıydı bize acaba? Yoksa Karacaoğlan'ın zülüfü mü miras, Fransız türbanı mı mirastı? Bir de Ferhat kayaları delmişti bir amaç ucuna, dağları delmişti. Ama insana da, topluma da faydalı bir şey yapmıştı. Fakat bugün de siyanürle deliyorlar o dağları. Ferhat'ın dağı mı miras yoksa bugünkü altın için siyanürle zorları devremek mi? Bu konulara ne demek? Şimdi insanlar kullanılıyorsa bunun çağı, devri, tarihi hiç önemli değil. Nasıl kullanıldığına bağlı, insanın amacının ne olduğuna bağlı. Ferhat'ın derdi neydi dağı yarmak için? Şirine su getirmek, şirine kavuşmak. Karacaoğlan'ın derdi neydi? Aşık olduğu için zülüflerini şey yapmak. Ama bugün senin anlattığın olaylar siyasete alet olan olaylar. Birilerinin peşine gitmek için, birilerini kandırmak için işte Ali Kalkancılar çıkar, bilmem kimler çıkar, Aziz Mendiciler çıkar, Fadime Şahinler çıkar, çıkar oğlu çıkar. Birileri kullanırsa hani her şeyin bir fiyatı vardır. Ödedin mi alırsın. Satılan insan her devirde satılır. Dün Kufe'de, Yezid'e satılan
Bugün de başka yerlerde, başkalarına satılır. İlla isim mevzu etme önemli değil. Anlayan anlar zaten. Şimdi buraya bu sorudan sonra gelecek soruyu soracağım ama ikisinin arasında sazdan bir gül atsak ne dersin? Olur tabii ki. Saz nasıl gül açacaksa Ceyra abi. Saz nasıl gül atsın? Bu kadar şeyin üstüne bir dolaşlama söylüyor. Çünkü insanlar bize anlamakta gerçekten güçlük çekiyorlar. Yolunu